Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle bugün de karşınızdayız. Sayın seyirciler, haftanın son iş gününe karşın ilerliyoruz ve zaman geçtikçe açılım sürecine dair yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Yeni açıklamalar var. Bu sırada tartışılan teröre çözüm nereden gelir, nasıl gelir? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş bu konuya ilişkin hem bugün Yeni Mesaj gazetesinde bir yazı kaleme aldı hem de Başkent Ankara'da yapmış olduğu konuşmada bu konuyu ele almıştı. Bunları ekranınıza getireceğiz ve ardından yine Trabzon'da tartışmaya açılan bir başka konu Alman askerlerinin varlığı. Bu da çok tartışılan bir diğer gündem maddesi sayın seyirciler. Bugün aynı zamanda partilerin grup toplantıları vardı. CHP ve MHP'den hükümete eleştiriler yükseldi. Ama önce başlıklar sonra detaylar diyeceğiz. Terör ve işsizlik nasıl çözülür? Profesör Doktor Haydar Baş, bütün bu sorunların halli Bağımsız Türkiye Partisi ile olacaktır dedi. Milli kahramanlarımızı anma programı Ankara'da yapıldı. Profesör Doktor Haydar Baş, terörü bitirecek projelerini açıkladı. Şehit annesinden İmralı tepkisi. Yazıklar olsun bu devlete. Hakkımı helal etmiyorum. Terörle müzakere süreci, APO'nun meclisten istediği düzenlemeler ne içeriyor? Başbakan Erdoğan yine pazarlık yok dedi. Hükümetten Alman askerlerine jest, gayri resmi antlaşmayla Trabzon'a geldikleri belirtildi. Teröristler Suriye'de kimyasal silah kullandı. 16 kişi hayatını kaybetti, 86 yaralı var. Suriyeli yetkili Zuabi, saldırıda Ankara ile Katar'ın siyasi ahlaki sorumluluğu var dedi. MHP grup toplantısında tepki sesleri. Bahçeli'den terörle müzakere sürecine sert eleştiri. İşgalin 10. yıl dönümünde de kaos. Bağdat'ta bombalar patladı. 60 kişi hayatını kaybetti. 200 yaralı var. Ayrıntılar şimdi. Evet sayın seyirciler, başlıklar böyleydi. Şimdi detaylara geçiyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Türkiye'nin iki kronik sorunu olan terör ve işsizliğin nasıl çözüleceğini anlattı. Baş, terörün ve işsizliğin halli Bağımsız Türkiye Partisi ile olacaktır dedi. Çanakkale Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde bu ilde konuşan Başbakan Erdoğan, terörün bitti, silahların bırakıldığı anda Türkiye'nin sıçrama yapacağını ifade etti. Çanakkale'de 7 düvele karşı savaşan Türk evlatları bu vatanı bizlere emanet etmiştir. Yaş ortalaması 13 ila 15 arasındaki vatanperver kahramanlarımız canlarıyla bu vatanı savunmaktan geri durmamıştır. Bu aziz evlatların anısına düzenlenen törende terör örgütüyle başlayan müzakere sürecinden bahsetmek inanıyoruz ki onları rahatsız etmektedir. Zira çözüm süreci diyerek başlayan gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biz terör örgütüyle baş edemedik dediklerini yaparsak bizi rahat bırakacaklar ilanından başka bir şey değildir. Büyük bir acziyet içeren bu formül dünya nezdinde Türkiye'yi küçük düşürmektedir. Hangi ülke silahlı mücadeleye girdiği bölücü örgütle on binlerce askerini feda ettikten sonra masa başında imzalanan bir barışı kabul edebilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine bugün yaşatılanlar bu manada büyük bir eziklikten başka bir mana içermemektedir. Çanakkale geçilmez dedirten ruh, düşmana bir karış vatan toprağını vermemecesine yapılan vatan müdafasıdır. Bugünse millete ait değerler pazarlık konusudur. Yakın gelecekte belki de topraklarımızın belli bir kısmının çözüm adı altında bizden ayrılmasını konuşacağız. İşte böyle bir sürecin anlatılacağı ve böyle bir süreç için dua isteneceği en son yerdir şehitlerimizin ebedi istirahatgahları. Oynanan senaryo yasalara ve anayasaya aykırıdır ve suçtur. Millet çözüm istemektedir. Ancak milletimizin çözüm olarak gördüğü, 30 yıldır gözyaşlarını içine akıtarak, sabrederek verdiği silahlı mücadelenin anlaşmayla bitirilmesi değildir. Başbakan Çanakkale'de çözüm süreci sonunda işsizliğin de çok hızlı düşeceğini iddia ettiler. İşsizlik ve terör Türkiye'nin iki kanayan yarasıdır. Ancak her ikisinin halli konusunda da iktidarın tek satır çözümü yoktur. Terör konusunu istediklerini ver kurtul noktasına taşıyan bir zihniyet, işsizliğin bitmesini de bu çözüme bağlamıştır. Bu kanayan iki yara konusunda terör meselesinde ve işsizliğin halledilmesinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin dışında projesi olan bir parti söz konusu değildir.
Bizler milli ekonomi modelini hayata geçirerek her ikisini de halledecek planı ve projeyi hazırladık. Vatandaşlık maaşı verilmesiyle maddi vaatler karşılığı ailelerinden ayrılarak dağa çıkarılan gençleri ailelerine kavuşturacağız. Devlet babanın elinin uzanmadığı bu bölgelere iş, aş, eğitim imkanları seferber edeceğiz. Sosyal devlet projelerimiz buralarda hayata geçecek, kimsenin geçim derdi kalmayacak. Milli ekonomi modeli işsizlik konusunu halleden tek ekonomi tezidir. Ve Güneydoğu'da da bu sorunu kökünden kazıyacak projelerimiz hazırdır. Kısaca terörün halledilmesi, işsizliğin kalkması ancak sağlam bir ekonomi tezinin yani milli ekonomi modelinin uygulanmasına bağlıdır. Yoksa bölücü bir zihniyetle masa başı pazarlıklar Türkiye'nin ne bugününe ne de yarınına bir rahatlık getiremez. Profesör Doktor Haydar Baş. Milli kahramanlarımızı anma programı Ankara'da yapıldı. Profesör Doktor Haydar Baş terörü bitirecek projelerini açıkladı. Evet sayın seyirciler, köşe yazısında terör ve işsizlik ancak milli ekonomi modeliyle halledilir diyen Profesör Doktor Haydar Baş detayları ise Ankara'da anlattı. Başkent Ankara'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında konuşan BTP lideri hükümetin terörle müzakere sürecini değerlendirdi ve terörün nasıl çözüleceğini anlattı. Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş beyefendi. Yeni Mesaj gazetesi tarafından Ankara'da düzenlenen programda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, hükümetin açılım sürecinde attığı adımların anayasal suç olduğunu söyledi. Bu süreç Türkiye'yi bölünmeye getiren sürecin başlangıcıdır. O halde bu yasal ve anayasal bir suçtur. 3. Bu süreç toplumda barışı değil, çatışma ortamını en sonunda ortaya çıkartacak. Terör ancak milli ekonomi modeliyle çözülür diyen Haydar Baş, modeldeki sosyal devlet projelerini anlattı. İşte BTP liderinin terörü bitirecek dediği projelerden bazıları. Sayın siyaset, APO ile oturdu, işi konuşuyor, halledecek. Oğlum bu iş öyle bitmez. Bu adamın İşi var mı? Yok. Aşı var mı? Yok. Peki, yani seninle oturup konuştuktan sonra niye sussun veya silahını başka yerlere göndersin? Göndermez. İşte ben bunu düşündüğüm için bu vatandaşlık maaşını ortaya koydum. Sen bunu vermedikten sonra otur PKK ile anlaş. Ne yaparsın? PKK'nın ekmeğine yağ sürersin. Dünya huzurunda rezil ediyor seni, haberin olsun. Doğum yapan her anneye doğum yardımı yapılacak, ikramiyesi verilecek. Şimdi Sayın Başbakanım diyor ki en az 3 tane çocuk isteriz. Oğlum kaç para maaş veriyorsun? 15 lira. La 15 lira çocuğun emzik parası etmez. Ya bu çocuğun maması var, sütü var, bezi var, o su var, bu su var, temizliği var. Sen her ay buna en az 500 Türk lirası çocuk parası maaşı bağla, bir de doğum ikramiyesi ver, anne o çocuğu doğurmak için Allah'a dua eder. Türkiye'de çok ciddi tüccarlarımız var. İşte onları çağıracaksın. Arkadaş, bak sizin göreviniz %10. Kaç kişi çalıştırıyorsun? 800 kişi. 80 insanın çalışabileceği bir iş yeri açacaksın. Nerede? Güneydoğu'da. İster pazarlama, ister üretim, neyse. Düşünün ki Güneydoğu'da binlerce insan işçi statüsüne kavuştu. İşten başını kaşıyacak vakit bulamıyor. Zaten o çocuğun, o delikanlının dağla işi olabilir mi? İşte bu şartlarda, eğitim devletle milleti barıştıracak. Devlet millet barışı, sivil asker barışı. Peki bu projeler hangi kaynaklarla gerçekleştirilecek? Haydar Baş Ankara'da bu soruya da cevap verdi. Bir, arkadaşlar, kaynaklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kazancı 1,5 katrilyon. İktisat ilmiyle konuşuyoruz. İçinizde iktisatçı varsa takip etsin. 1,5 katrilyon.
Sevgili kardeşlerim, 1,5 trilyon yılda geliri olan devletin bir tek kuruş para bastığını göremezsiniz. Tam 35 yıldan beri. Halbuki iktisat kurallarına göre bizim en az 500 milyar Türk lirası bu kazanca göre, yani gayri safi milli hasılaya göre parayı tedavüle koymamız lazım. Emisyonu genişleteceğiz. Senyoraj hakkımızı kullanacağız. 3 trilyon dolarlık yeraltı zenginliğimiz var. En az 1 trilyon dolarlık yeraltı kaynağını her sene paraya çeviririm ben. Bu bir tezdir. Bu tezi ancak bir Türkoğlu yazabilir. Başkası yazamaz. Niye? Çünkü bundaki sistematik bütünlük aynı zamanda bizim örfümüze, adetimize, geleneğimize, maneviyatımıza uygun da ondan. BTP lideri konuşmasında şu dikkat çekici ifadeyi de kullandı. Gerek iktidarımızın, gerekse muhalefetimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarını bölgelerinde olsun, mecliste olsun, ileriye taşıyacak bir projesi var mı? Var mı? Yok. Bir tezleri var mı? Yok. Seçim zamanı geliyor. Siz belki işin farkında değilsiniz. Benim sosyal devlet projelerini çalıyorlar. Başlıyorlar okumaya. Allah Allah. Utanmayanın bu dünyada sefası var derler ya öyle. Tamam. Güzel verdik sana. İktidara getirdik seni. Erkeksen uygula. Oğlum orada bir cümle var ama onun ardında tam 20-30 sayfa bu işin mantığı var. Bu nasıl hayata geçecek? Hangi kaynaklar devreye girecek? Sen bunu bilmiyorsun, son cümleyi okuyorsun. Bu son cümleyi okumakla bu iş olmaz. Şimdi bunların son cümlesini siz okuyacak mısınız? Okuyacak mısınız? Evet sayın seyirciler, Profesör Doktor Haydar Baş'ın açıklamaları böyleydi. Terörün halli milli ekonomi modelinden geçer dedi Sayın Baş ve ben hemen terör konusu kapsamında ve bu konunun çözümüne dair Sayın Baş'ın açıklamalarının ardından milli ekonomi modelini anlatmak üzere hemen araştırmacı yazar, enerji uzmanı kimliğiyle de burada yer alan Fuat Şengül Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Şengül, stüdyo konuğumuzsunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Şengül, ben hemen şunu sizlerden istiyorum. Terör gerçekten bütün anaların yüreğini yakan, artık bildiklerimizin hepsinin silinmesine neden olan pek çok süreci de beraberinde getirdi. Evet. Hepimiz bu süreçten acayip derecede, çok uygunsuz derecede de muzdaribiz. Ve aklımızın almadığı açıklamalar, dimağların kabul etmediği, gönüllerin reddettiği, vicdani reddederler ya, askerlik konusunda değil ama terör konusunda evet pek çok manzara yaşanıyor günümüzde. Sayın Başsa, gidilen yol yanlış yoldur diyor. Bu böyle çözülmez, bu böyle çözülür diyerek muhatabı halk olarak görüyor ve ardından da meselenin haline ışık tutuyor. Siz Sayın Baş'ın açıklamalarının haricinde oradaki kaynaklara devamlı surette ana haber bültenimizde dikkati çeken kişilerden biriydiniz. Bu konuyu biraz açıklık getirir misiniz? Tabii. Şimdi ilk önce sorunun kaynağına inilmeden veya bir hastalığın teşhisinin yapılabilmesi için yani bir tedavisinin yapılabilmesi için hastalığın teşhis edilmesi lazım. Öyle mi? Yani sorunun kaynağı bulunması lazım ki o hastalığa bir çare bulunabilse. Ve terör tabii ki Türkiye için çok büyük bir bela. Öyle mi? Yani o dağda duranlar, o şehirlerde doğuda, güneydoğuda yaşayan ailelerin çocukları bir şekilde kandırılıp dağa çıkartıldılar. Veya bir takım sebepler gösterilerek terör örgütünün birer piyonu haline geldiler, elemanı haline geldiler. Ha, terör dış desteklidir, teröre eroin trafiğidir, silah tüccarlarıdır, kara paradır. Bir sürü şey terör örgütüne destek olur, doğrudur. Ama terör örgütünün kullanacağı kişiler, kullandığı kişiler nereden? Bizim insanımız bunlar. Onun için Haydar Baş Bey hep diyor ki ben onlara bir sevgi kemendi atıyorum. Neyle? İşte milli ekonomi modelinin yazış, vatandaşlık maaşının çıkış nedeni de bu terör sorununun çözülmesi, Güneydoğu'daki
doğudaki bu terör sorununun çözülmesidir. Neden? Ben diyor doğadaki eşkıya da benimdir. Oradaki çocuk da benim çocuğum. Benim vatandaşımın asla devletiyle bir problemi olmaz. Ama iş vermezseniz, aş vermezseniz, gelecek kaygısına bu insanları düşürürseniz, o zaman birileri gelir, dış kaynaklı birileri gelir, bu çocuklarınızı sizden çalar. Hem imanlarını hem kendilerini. Hem imanlarını hem kendilerini hem canlarını hem de başkalarının canlarına vesile olurlar. Biz vatandaşlık maaşını, ne dedi Haydar Baş Bey? Ben vatandaşlık maaşını ilk yazmamdaki ve bu projeyi ortaya koymamdaki sebep bu çocuklarımızı dağdan indirmek. Güneydoğu'daki ailelere düşünün dedi, bir ailede anne veya baba ailesine vatandaşlık maaşıyla, sadece vatandaşlık maaşıyla 500 lira katkı sağlayacak bir çocuğun dağa çıkmasına müsaade eder mi? Evet. Asla etmez. Veya o aileye siz çocukları, yetişkin çocukları ve her vatandaşı için, büyük çocuk, 18 yaşından büyük çocuk için 500 lira verdiniz. Çocuklarına 250'şer lira verdiniz. Hanımlarına ev hanımı maaşı verdiniz. Biliyoruz ki Güneydoğu'da ve Doğu'daki ailelerinde hepsi en az 8'den 10'ar kişidir yani. Bizim batıdaki gibi iki çocuklu aile yoktur orada. Herkesin 4-5 tane çocuğu vardır yani. Bir aileye siz 8-10 bin lira, asgari ücretinde 4 bin lira olduğunu düşünün. Siz orada sanayici ne diyor Haydar Baş Bey? Ben sanayiciye diyor mecburiyet getireceğim. Hem teşvik edeceğim hem de onlara mecburiyet getireceğim burada iş sahaları açmaları için. Evet. İş imkanları açmaları. Düşünün orada fabrikaların açıldığını, orada asgari ücretle çalışan her bir kişinin 4 bin lira asgari ücreti evine getirdiğini, o zaman hiçbir aileden bir kişi bile dağa çıkmamasına müsaade ederler mi? Evet. Yani terörü kökünden çözmüş olacağız. Ki biz bu elektriği bedava veriyoruz dediğimiz zaman, yani para almayacağız sizden dediğimiz zaman, kimse kaçak kullanacak mıydı elektriği? Buna gerek kalmaz. Gerek kalmayacaktı ki. Kaçak kullanmadığı için de ihtiyacı kadarını kullanacaktı. Evet. Şimdi kaçak kullandığı için takıyor ve ondan sonra sınırsız olarak elektrik heba olup gidiyor. Yani biz elektriği bedava vermiş olsaydık ve yerinde üretmiş olsaydık 7 katrilyon lira sadece orada Türkiye'nin bir kazancı olacaktı. Bir de kaynakları halkın lehine kullanılma meselesinde de baktığınız zaman düşünün ki siz elektriğin bilmem üretiminizin yarıdan fazlasını Doğu ve Güneydoğu'da yapıyorsunuz ama halka hiçbir şey vermiyorsunuz. Ben işte tam da bu noktada bir şey sormak istiyorum. Az önce siz Sayın Baş'ın sevgi kementi atacağını ifade ettiniz ve eğer bu tür kaynaklar ve bunun haricinde vatandaşlık maaşı da devreye girerse burada eşittir şu anlam ifadeye niye geliyor. Niye çocuklara dua çıksın insanların o zaman? Şu ifade geliyor. Devlet diyor ki ben varım. Tabii. Sen burada ol, ben sana bakarım. Bakacağım. Bu bir. Pek çok Orta Doğu ülkesinde de elektriğin bedava olduğuna rastlıyoruz, görüyoruz. Özellikle işgal edilen ülkelerde evlenenlere acayip yardımlar. Neden Türkiye'de olmasın sorusu yeni yeni akıllara geliyor. Sayın Baş yıllardan beri ifade ediyordu. Ben şunu sormak istiyorum. Bir önceki günde Sayın Kotil ekranımıza konuk oldu ve dedi ki ben dedi oranın belediye başkanlarının Nevroz kutlaması yapacağız. İşte benim halkım diyeceğine dedi şunu demesini isterdim. Ya kardeşim bu adamlar Yahudi, yabancı geldi burada. İngiliz, Amerikalısı petrol çıkartıyor. Niye benim halkım burada aç diye bir sorgulaması gerektiğini keşke dedi ben dedi böyle düşünmesini isterdim dedi. Sizlerin konuya yaklaşımı da bu yönde midir? Ya şimdi düşünün ki bir dağın eteğinde yaşıyorsunuz. Bir dağın eteğinde yaşıyorsunuz. Kızıltepe'yi düşünün. Müsahibini düşünün. Tamam. Mardin'i düşünün. Bir dağın eteğinde yaşıyorsunuz. Dağda siz yıllarca hayvanlarınızı gütmüşsünüz, otlatmışsınız ve hayvancılıkla geçiminizi kıt kanat götürmüşsünüz. Evet. Sonra bir gün oluyor. Diyor ki hayvancılık bitti kardeşim. Sen hiçbir şey yapamazsın. Öyle mi? Hayvancılık bitti Türkiye'de. Evet. Besiciliği bitirdiler. Sütçülüğü bitirdiler. Hayvancılık bitti. Seni dağlardan koparttılar. Yani hepsinin bir nedeni var bunların. Niye hayvancılık bitti Türkiye'de? Seni dağlardan koparttılar. Dağlar da artık senin değil. Dağa çıkmıyorsun ki. Niye çıkasın? Selim Bey'in dediği o. Artık sen hayvanın yok, dağda otlatmaya gitmiyorsun. Dağlar bitti. Dağlar kime teslim? Ya
terör örgütüne teslim. Ya da Selim Bey'in anlattığı gibi Exxon Mobil'e, BP'ye, Shell'e, Chevron'a ne kadar küresel yabancı firma varsa onların petrol aramalarını. Hani Türkiye'de petrol yoktu? Hani Türkiye'de altın yoktu? Hani Türkiye'de doğalgaz yoktu? Hani Türkiye'de uranyum yoktu? Ama bir bakıyorsunuz şimdi sizin dağlardan sizden kopartılan dağlar onların işgalinde. Sen aşağıda şu anda geçim derdindesin. Evet. 762 lira asgari ücrette iş bulursan yaşamaya çalışıyorsun. Ama senin düne kadar hayvanlarını otlattığın dağlar yabancılar tarafından trilyon dolarlar vurulan yerler haline geldi. Kaynakları eşit olarak dağıttığı bir ülkede devletine yok efendim ben bu devleti istiyorum, istemiyorum, ayrılık istiyorum, özellik istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum der mi? Evet. Demez. Ama sen sürekli olarak vergileri arttırırsan, sürekli olarak yaptığın hizmetlere, elektriğe, doğalgaza, suya, havaya, kullanılan havaya bile para almaya başlarsan ve oradan çıkan kaynakları da ya yandaşlarına ya da yurt dışındaki yabancı küresel güçlere verirsen o zaman halkın devlete karşı olan güveninde bir sorgulama başlar. Ha bu terörü haklı kılar anlamında asla söylemiyoruz. Asla bir insanın canına kastetmeye kimsenin hakkı yoktur. Ama siz de bunları kurutmak zor. Bu yolları da kurutma görevi devlete düşüyor. Onun için çözüm bölünmek, efendim özellik, ayrılmalık değil. Birlik ve beraberliğin temini için işin, aşın, Haydarbaş'ın gerektiğini. Çok teşekkürler Sayın Şengül. Konuk oldunuz değerli vaktinizden ayırarak. Gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Terörle müzakere sürecini irdeleyeceğiz. Şimdi terörle müzakere sürecinde terörist Başa Öcalan'dan gelen ve gelecek mesajlar konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konu bugün yine Ankara'nın bir numaralı gündem maddesiydi. Başbakan Erdoğan AKP grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı. Terörle müzakere süreci merkezi terörist Başa Öcalan olan görüşme trafikleriyle devam ediyor. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti, Öcalan'ın geri çekilme için parlamentoyu göreve çağıran mesajını getirdi. Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki parlamentoda aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den de terörist başının bu açıklamasıyla paralel bir açıklama geldi. Ergin, çekilme konusunda yasal düzenleme yapılabilir dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da özellikle meclis boyutunu kavramaya çalışıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz. Başbakanımızla bir araya geliyoruz, değerlendiriyoruz dedi. Öcalan'ın istediği yasal düzenlemenin içeriğinin ne olduğu henüz kamuoyuna açıklanmadı. AKP grup toplantısına konuşan Başbakan Erdoğan ise ortada bir pazarlık olmadığını iddia etti. Asla bir pazarlık içinde değiliz. Olmadık, olmayız. Bir taviz verme, bir geri adım asla söz konusu değil. Erdoğan, Öcalan'la yapılan görüşmelere, muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı çıkıyor, İmralı'nın gazetelerde yayınlanan ifadelerinin, Cumhuriyet tarihinin, burası çok önemli, en utanç verici belgesi olduğunu iddia ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bir kere o yayınlanan ifadeler belge değil. Erdoğan konuşmasında gündemi değiştirecek yeni bir polemiğin de startını verdi. Bunların ne içtiklerini gerçekten merak ediyordum. CHP Genel Başkanı bir röportajında ne içtiklerini söylemiş. Meğer rakıyı sulu içiyorlarmış. Öte yandan CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat AKP'ye katıldı. Başbakan Erdoğan'ın gerekirse baldıran zehri içerim sözüne atıfta bulunan Fırat, o zehri içmeye geldim dedi. Baldıran zehrini paylaşmaya geldim. Ve CHP, sayın seyirciler, şimdi de muhalefet cephesinde CHP'ye bir göz atacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında hükümetin terörle müzakere sürecini ve Ergenekon savcısının 64 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemesini değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin terörle müzakere sürecini partisinin meclis grup toplantısında değerlendirdi. Efendim İmralı şubu vesaire, bırakın bunları. Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan var. Masanın diğer ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var. Herkes bir seher bunu bilecek. Kalkıyorsun, BDP milletvekilleri PKK'larla dağ başında kucaklaştılar diye kıyameti kopardın. E şimdi sen kucaklaşıyorsun. Kılıçdaroğlu, Ergenekon savcısının 64 sanık hakkında müebbet hapis istemesini de değerlendirdi. Şu soruyu sorsam acaba, bu davadaki belgelerin sayısı kaçtır diye sorsam bana ne yanıt verirsiniz? Kaçtır? 12 bin, 13 bin. 12 milyon. 120 milyon adet Word belgesi var arkadaşlar. 120 milyon adet. Şimdi ben vatandaşlarıma soruyorum. 120 milyon belgeyi hangi savcı, hangi yargıç adam gibi okudu ve kararını verdi? 120 milyon belge. İnsaf ya, insaf. Bakın değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım bir hesap yaptılar. 120 milyon belgeyi görmek, bakmak ve okumak için 228 yıla ihtiyaç var. Ergenekon davasının savcı ve hakimlerine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, geldikleri gibi gidecekler dedi. Siz yargıyı katlettiniz, adaleti katlettiniz, kendinize yargıç ve savcı dediniz. Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz siyasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilir. Bu mahkemeler hukuk dağıtan mahkemeler değil. Eski sıkı yönetim mahkemeleri ne kadar hukuki ise bu mahkemeler de o kadar hukukidir. Mustafa Kemal Atatürk, bunlar geldikleri gibi gidecekler dedi. 19 Mayıs'ı, Erzurum'u, Sivas'ı onların gitmeleri için verdiği mücadelenin önemli adımlarıdır. Adaleti katledenler de inanın geldikleri gibi gidecekler. MHP grup toplantısında tepki sesleri. Bahçeli'den terörle müzakere sürecine sert eleştiri. Terörle müzakere sürecine şimdi de MHP'nin bakışını aktaracağız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, hükümetle terörist başı Öcalan arasında al başkanlığı ver özerkliği anlaşması var dedi. Başbakan Erdoğan Çanakkale'de. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin terörle müzakere sürecini sert bir dille eleştirdi. Giydiğin gömleğin önünde ABD, arkasında Avrupa Birliği, bir yanında Barzani, diğer yanında Öcalan ve PKK yazarken nasıl olur da Çanakkale'ye anlam yüklemeye, ne hakla çiğnendiğini, milliyetçiliği kendine mal etmeye cüret edersin? Bugünkü siyasi zihniyetin temsilcileri dün Çanakkale'de bulunsaydı, düşman saflarında Müslüman Türk milletine mermi sıkar, top atar ve ölüm kusardı. Başbakan Erdoğan Çanakkale'de şehitlerimizi istismar ederken az ötede terörist başıyla 3 BDP'linin buluşmasını ve kucaklaşmasını ayarlamış, bölücü çöpçatanlığına soyunmuştur. Diyebilirim ki Başbakan Erdoğan İmralı canisiyle yürüttüğü pazarlıkların ana teması olan al başkanlığı ver özerkliği takasına yeni halkalar eklemiştir. Konuşmasının ardından soruları cevaplandıran Bahçeli, Ergenekon savcısının aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu 64 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemesini değerlendirdi. İddianamesi, son iddianameleri biraz evvel ifade ettiğim gibi yağmur gibi bir müebbet hapis cezası talebinde bulundular. Henüz mahkeme sonuçlanmış değil. Mahkeme heyeti bunları da dikkate alacak ama vicdanen hareket edecek. Dosyanın durumuna göre
bir değerlendirme yapacak. Onu beklemek lazım. Evet. Efendim, örgüt var ama lideri yok. Özellikle İlker Başbuğ için de böyle bir mütalada bulunur. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Lidersiz örgüt olmaz. O saçmalık olur. Şehit annesinden İmralı tepkisi. Yazıklar olsun bu devlete. Hakkımı helal etmiyorum. Sayın seyirciler, hükümetin PKK ile yaptığı görüşmeler şehit ailesinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Çok sayıda şehit ailesi de bu konuda tepkisini sert bir dille ifade ediyor. Osmaniye'de devlet ödünç madalyası tevcih törenine katılan bir şehit annesi kürsüde sinir krizi geçirdi ve şehit annesi bir katilin ağzına bakıyoruz. Yazıklar olsun. Bu devlete hakkımı helal etmiyorum. Birinizden de ses çıkmıyor dedi. Osmaniye'de devlet övünç madalyası tevcih törenine şehit annesinin sözleri damga vurdu. Osmaniye valisi Celalettin Cerrah, 18 Mart şehitleri anma günü sebebiyle kentteki şehit ailelerine devlet övünç madalyası taktı. Sıra şehit polis memuru Emre Yalçın'ın annesi Zübeyde Yalçın'a geldiğinde ortam bir anda buz kesti. Çanakkale şehit memurluğunda ise karşısında bir düşman vardı. Benim çocuğumun karşısında kim vardı? Ne için öldü? Şehit annesi hükümetin bölücü başı APO ile pazarlık yapmasına sert tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren şehit annesini valilik korumaları salondan çıkardı. Yazıklar olsun. İşgalin 10. yıl dönümünde de kaos. Bağdat'ta bombalar patladı, 60 kişi hayatını kaybetti, 200 yaralı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ülkede kan ve gözyaşı devam ediyor. Bugün başkent Bağdat'ta meydana gelen eş zamanlı patlamalarda en az 60 kişi yine hayatını kaybetti ve yine dile kolay 200 kişi ağır yaralandı. İşgalin 10. yıl dönümünde Irak topraklarında yine kan ve gözyaşı var. Başkent Bağdat'ın farklı noktalarında yine bombalar patlatıldı. Şii ve Sünnilerin yoğun yaşadığı işlek alanlara bomba yüklü araçlar bırakıldı. Sabah saatlerinde o araçlar infilak ettirildi. Ülkenin güneyinde ise emniyet binasına canlı bombayla saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 60 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Polis en ağır bilançonun Bağdat'ın Eniştek pazar yerinin bulunduğu yeşil bölgede ortaya çıktığını aktardı. Yetkililer onlarca bomba yüklü aracın da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Geçen hafta Perşembe günü de Bağdat'ta bulunan Adalet Bakanlığı silahlı bir grup ve canlı bombaların saldırısına uğramış 25 kişi hayatını kaybetmişti. Teröristler Suriye'de kimyasal silah kullandı. 16 kişi hayatını kaybetti, 86 yaralı var. Suriyeli yetkili Zuabi saldırıda Ankara ile Katar'ın siyasi ahlaki sorumluluğu var dedi. Suriye'de yine yeni kritik gelişmeler yaşanıyor. 2 yılı aşkın süredir Batı'dan her türlü desteği almalarına karşın başarılı olamayan teröristler bu kez sivillere karşı kimyasal silah kullandı. 16 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi ağır yaralandı. Suriye Enformasyon Bakanı Zuabi saldırıda Ankara ile Katar'ın siyasi, yasal ve ahlaki sorumluluğu var dedi. Suriye'de kritik gelişmeler yaşanıyor. İsyancılarla Suriye askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Köşeye sıkışan teröristler akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Daha önce de defalarca sivillere saldıran isyancı teröristler yine sivilleri vurdu. Üstelik bu kez kimyasal silah kullanıldı.
Haber Dünya'ya Sana Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Haberde teröristlerin kimyasal madde içeren bir roketi Halep'in Khan el-Assal bölgesine ateşlediği aktarıldı. İlk bilgilere göre saldırıda 16 sivil öldürüldü, 86 kişi de yaralandı. Saldırıdan sonra Enformasyon Bakanlığı sert bir açıklamada bulundu. Bakan Ümran El-Zuabi saldırıdan Türkiye ve Katar'ı sorumlu tuttu. El-Zuabi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırının yaşanan gerilimi ciddi ölçüde arttırabileceği uyarısında bulundu. Zuabi, Beşar Esad rejiminin yıkılması için muhaliflere destek veren Ankara ve Katar'ın saldırı nedeniyle yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluk taşıdığını ifade etti. Öte yandan isyancıların yaptığı her katliamdan sonra Suriye yönetiminin sorumlu tutulması geleneği bu saldırıda da devam etti. Teröristler yaptıkları eylemi Beşar Esad yönetimine yıkmaya çalıştı. Esad yönetimi teröristlerin suçlamasına anında cevap verdi. Suriye yönetimi ellerinde kimyasal silah bulunması halinde bu silahları kendi sınırları içinde değil dış tehditlere karşı kullanacaklarını ifade etti. Öte yandan binlerce sivilin katili terörist liderler İstanbul'da sözde geçiş hükümetinin sözde başbakanlarını seçti. Seçimde sözde geçici hükümet başkanı Ghassan Hito oldu. Hito'nun eğitimini ABD'de aldı ve yıllarca yurt dışında uluslararası şirkette yönetici olarak çalıştığı biliniyor. Hükümetten Alman askerlerine jest, gayri resmi antlaşmayla Trabzon'a geldikleri belirtildi. Ve bir başka muamma gündemde sayın seyirciler. Bültenimizin başında da ifade etmiştik. Afganistan'da çekilme sürecinde Trabzon'a gelerek bir otele yerleştirilen ve burayı üs olarak kullanan Alman askerlerinin anlaşma yapılmadan kentte oldukları ortaya çıktı ve böyle açıklandı. Açıklamayı da bizzat Alman askeri sözcüsü yaptı. Sözcü resmi değil iyi niyet anlaşmasıyla kentte bulunduklarını belirtti. Afganistan'dan çekilen Alman askerlerinin çekilme sürecinde resmi anlaşma olmadan Trabzon'u üs olarak kullandığı ortaya çıktı. Alman askerleri geçtiğimiz hafta Cuma günü Trabzon'a geldi. Afganistan'daki görevleri bittikten sonra kente gelen askerler bir otele yerleştirildi. Havaalanında açıklama yapan Yarbay Lüdger Terbürügen, Afganistan'daki askeri malzemelerin ülkemize geri sevkini sağlamak, lojistik destek için buradayız açıklamasında bulunmuştu. Ardından tartışmalar alevlendi. Alman askerleri hangi anlaşmayla kente yerleştirildi diye soruldu. Sorunun cevabı Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapıldı. Sözcü, askerlerinin Trabzon'da 3 yıllığına otel kiralamasının resmi bir anlaşma değil, iyi niyet anlaşması olduğunu açıkladı. Anlaşma resmi değil, ancak Alman askerleri oteli kullanmaya çoktan başladı bile. Alman askerleri hükümetinin yaptığı gayri resmi bir anlaşmayla 3 yıl boyunca Trabzon'da üstlenecek. Söylenenlere göre Almanlar Ankara'ya bu konu hakkında Türk kamuoyuna fazla bilgi verilmemesini istedi. İkinci Alman askeri kafilesi ise Nisan ayında gelecek. Şu an 60 olan sayı gelecek olan askerlerle 160'ı bulacak. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 77 yıllık tarihi köprü saniyeler içinde yerle bir oldu. Bu görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Adres ABD'nin Teksas eyaleti. Yüzlerce insan tarihi Marble Falls Köprüsü'nün imha edilişini izlemek için toplandı. 77 yıllık köprünün her yerine sıralı bir biçimde patlayıcılar yerleştirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Her şey tamamlandığında patlatmak için düğmeye basıldı. Bombalar köprüyü yerle bir etti. Kasabayı toz bulutları kapladı. Evet, bu görüntülerin ardından bültenimizin de sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.